Son vizyonuna da tepki geldi. Yeni bir hayvan buradayım diye haber verdi. Ve bat kapı. Ne diyebilirim ki? Ey, kimin hakkında vizyoydu belli. Sadece kendini daha çok açığa çıkarıyorsun. Bok yaparsam da böyle. Hiç şaşmıyorum. Böyle olaylardan sonra. Kimin emir verdiği belli oluyor. Her zamanki gibi. Açığa çıkıyorsun. Şunu düşünmenizi istiyorum. Dışarı çıkarken tekrar bir yaratık pencerenin önüne saldırdı. O güç belli. Büyücü gibi. Dünkü videoma bakın. Her şey planlı gibi. Ve ikinci kez balkona çıktığımda tekrar fırlıyor köpekli önünde. Sadece kendini açığa çıkarıyor her zamanki gibi. Kim yönettiğine dair. Ve gücü sadece oraya gitmiyor be. Kurumlara kadar yedirdikleri davalar belli. Cezalar belli. Bir köpekli geçiyor fırladığı. Uzaktan masum oldu artık. Burada değil. Daha önce yaşadıklarım anlata anlata bitmez. Özellikle burada ve diğer apartmanın önünde hayvanlarla, boklarla, evimin içinde sineklerle, sivrisineklerle, bodrumda sineklerle, ağaçta sineklerle, bu köşede sineklerle, buradaki güce bakın yani. Ve diğer güç belediye. Oraya da uzanıyor. Sadece kurumlara değil. Zaten bunlar çalışmaya başladığı zaman dedim böyle bir şeyler olacaktır. İlk başta bu havuzu sabote ediyorlar. Siyah bir madde sokuyorlar. Bir hayvanı daha. Tesadüfen. Ve burada yaşadıklarımız hayvanlarla belli eskilerden. Çok sevinmiştik burayı kapattılar diye. Tezgah, adli tuzaklara gelmeyecekler diye. Tekrar geldiler. Yine de belediye konuşmasına rağmen, belediye başkanının konuşmasına rağmen. Fakat buraya giremiyorlar. Ve bir gün karar verdiler. Buradaki şeyleri kaldırdılar. Taşlar hala duruyor. Cinayet silahı gibi. Çünkü linçe uğrarım ben. Gece vakti çıkarsam bunlara karşı. Çok yaşadık. Kaldırdılar. Ve görünüşe göre sadece tekrar bunlar hayvanlarıyla gelip burada ileri geri gaza getirmek için, davaya sürüklemek için kaldırdılar gibi. Bu çalışanların bunlara arka çıkmalarını daha önce hem çekimini yaptım hem anlattım. Çalışanlardan dedim belki oraya uzanıyor boklu eli. Fakat görünüşe göre daha
ileri ilerleme karşıdan geldi. Demin 90 dakikaydı. Karşıdan geldi, konuşma yapıyor diye. İki tane geçen köpekli uzaktan. Eskisi gibi gelmediler önümden geçmeye veya burada parka sokup ileri geri tekrar geri geliyor. Nöbetçi askerler gibi. Böyle bir güçle karşı karşıyayım ve sürekli kendimi açığa çıkarıyorum. Annem böyle ortaya fırlayıp konuşma yapıyorum diye beni şüpheci göstermek için. Budur elinde leğeni taşıyan ve kanserli komşunun penceresinin dibine kadar boktu bu leğeni dayatan. Ve çekimini yaparken koşarak üzerime gelip tehditler savuran, oradan uzaklaşmamı isteyen, her şeytanlığı yöneten, budur o kediyi karşıdan buraya göndertebilen, budur sürekli kedilerle burada oynayan, penceremin önünde mağara attıran, hayvanı gönderten, kavlamalar yaptıran, namaz vakti karşına sıçtıran, adli davaya düşürmeye çalışan, iftiracıları buraya yönlendiren. Çünkü ilk başlarda bu harita yokken adres bulmak için kendisi onları güdüyordu, gösteriyordu nerede işlerini yapacaklarını. Güçlü soy isim, milli damatın kaynanası, medya imparatorluğunun varisi ve tüm bu dernekleri, her şeyi, bu tezgahları, senaryoları düzenleyen, şimdi kendini gösterecek ki ben hakkında konuşayım. Şüpheci, ona düşman, takıntılı göz kim ki? Hakim kararı çıkartamaz. Yönettiği savcılarla. Aynen burada yapılan şeytani senaryolar kanserliğe de yapılıyor. Buyurun, işbirlikçisi geldi, köpeğiyle daha önce taş atan, hayvanı üzerine saldıran, bok atan, buradan ayrılmayan hayvanını çıkarıp davaya düşürmeye çalışan, şimdi masumca geçiyor. Ne zaman ben konuşmamı yaparken, hiç şaşmaz. Kesinlikle bir avukat falan değil, barodandır, masondur, diğerleri gibi. Soy ismin o mesleğe karşıma geçecek şimdi, şüpheci göstermek için. O meslekteki, hukuk mesleğindeki kurumda ağırlıklı olduğu belli, soyadından dolayı milletvekili avukat doktor. Nerelere kadar uzanıyor bilmiyorum. Fakat yönetim, devlet ve belediye başkanı biliyordur. Karşımda kedileri besleyecek. Çok hayvan sever bu. Hayvanı obez mi obez? (Gülüyor)
bakımsız leş gibi kokuyor. Yanına vardım. Onu iş yerine götürüyor tamamen. Sanki onlarca onlarca besleyen yok. O da getirecek bir avuç, birer avuç bırakacak. İçeriği nedir bilinmez. Hayvansever gözükecek. Gözüne girecek bu senaryoların düzeni. Yaz kış bu hayvanların çöpte, sokaklarda, kirli yerlerde yemelerine, barınmalarına razı bir hayvansever. Ve toksoplazmalı pekakadriye gittikten sonra aynı zamanda gelmesi hiç de sanır değil. Ve bu millet öyle avuç avuç yem bıraktığı gibi yüzlerce yüzlerce sinek de bırakabiliyor. Evet, toksoplazmalı hadriye böyle güç göstererek açığa çıkarıyor kendini daha çok kim arkasında diye. Çünkü sayısız videomla varsın bu şekilde. Oğlum gelsin burada karşımda taksicilik yapsın. Yanına gidince gözü tekrar değişsin bu görelim. Kamera yokken onu yapmak kolay. Evet, turumuz o kadardı. Uçan maymunların generali, uçan maymun işini bitirdi, giriyor. Evet. Şahsen şeytanlıklarını çoktandır görmedik. Böyle güç gösterisi hariç. Bir tane daha besleyici geldi. 2 dakika geçmedi be. Oradakine yemler verdi gidiyor, ötekilerini bulamadı. Evinde yemleri bekliyor. Oraya bırakacak. Böyle bir israf işi bu. Kumbara. Suyun kaynağı nereden? Çünkü bu dağıtılan tonlarca mama yenilmiyor. Bunların dilinden konuştum. Mama. Bunlar bebek. Mama veriyorlar. Mama. İngilizcesi ana demek. Ak ana. Ak babanın ak anası. Aynen böyle hepsi ayin gibi. Özellikle ben burada oturacağım. Hureyn'in kızları da içeriden fırlayıp karşımdan ayin gibi böyle yem döküyorlar. Ve bunun sonucu ne oluyor? Ne kadar yem dökersen o kadar sokak hayvanı çoğalır. Bu bir uzay bilimi değil yani. En aptalın bile anlaması gereken bir şey. Ve sadece onlar değil, fare ne varsa çoğalır. Özellikle sinekler, sivrisinekler. Çok gördüm o yemlerin üzerinde sivrisinekler. Ve karıncalar, hamam böcekleri, sümüklü böcekler. Akrepler bile yer bunlar. Ertesi kaldırımlarda, yollarda, parklarda, her yerde, hastanenin içinde bile
Marmaray'ın dibinde bile bok var. Bu belediyeye gelince ne dediler ben sorunca, neden kaldırıyorsunuz bu bitkileri buradan, taşları? Sen taşlardan şikayet ettiğin için demediler. Çünkü taşlar hala orada duruyor. Su. Sulama şeyi doğru çalışmıyormuş da. Şimdi nasıl çalışıyor? Hortumla geliyor, suluyor. O zaman da aynı şeyi yapabilirdi. Bunları kaldırmalarının tek nedeni bana adli tuzak için, bu hayvan güdenlerin buraya gelmesi için. Değil mi Mert? Tek amacı odur. Çünkü konuşma yaptığı gibi hayvanları buraya sokmayın Allah muhafaza diyen belediye başkanı ilk önce kuaföre, park kafeye ve büfeye kilit koyar. Çünkü hayvan barınağı. Çünkü hayvan kuluçkası. Daha geçen de 6-7 tane yavru vardı orada. Nerede şimdi onlar? Ne yapıyorlar lan bu yavrularla? Kurban mı ediyorlar? Altı yedi yavru. Sonra geriye kalan bir veya iki. Onların da yaşamı kısa oluyor. Sokakta yaşama sebebiyle pislikte, çöpte, hastalık içinde. Hastalık saçarak. Toksoplazma. Doğum hastanesinin içini boğuyordular hayvana be. Bir giriyordum oraya, kaynıyor. Say say bitmez. Hepsi de burada üretilmiştir. Ve diğer davacımla orada da bir kuluçka var. Beni seyrediyor be, beni balkonda olduğumu biliyor. Ta karşıdan gelip burada işler yapan kedi. İçeriye sokacak şimdi. Özdemir o demirleri öyle yapmıştı. Kediler içeri girsin diye. Ve sanki telepatik yönetiyormuş gibi sinek saldırdı. Bu milleti o kadar böyle açığa çıkarıyorum, gösteriyorum videolarla, anlatıyorum zararlarını belgelerle. Yaptıklarından ölen komşuları da anlatıyorum. Şimdi karşıya yerine geçecek köpek, pardon kedi. Ve bunlara işlem olmuyor. O orada sens oldu. Bana nanik için böyle yönetiliyorlar. Namaz esnasında da böyle yönetiliyordular. Karşımda sıçarak. Ve şimdi olduğu gibi penceremin karşısında mağaralar havlatarak, aynı yere sıçarak. Kurtlu kurtlu toksoplazmalı pisliklerini hiçbir örtmüyor. Sadece bunlar istedikleri zaman gösteriş için örtüyorlar. 20 seneden fazla bu sıfır yani. Bu kediler penceremizin önünde, merdivenimizin önünde, giriş kapımızın önünden, paspasın üstünden,
merdivenlerden, bina giriş kapısından eksik olmadılar. Alerjilere boğarak. İşkence gibi bir şey. Sineğe boğarak elinizin içini, ki sinekleri anlattım daha önce, keskin nişancı gibi sokuyorlar. Başımı, saçımı, ayak bileklerimi, kollarımı, kulaklarımı, gözlerimi hatta. Aralıksız. Ve bu yaptıkları şeyleri o kadar iyi biliyorlar ki. Yani giriş kapısının penceresini açıyorlar be. Parazitler, sinekler girsin diye. Bir tane daha köpekli fırladı. Çok iyi biliyorlar. Şeytanın soyunu var. Başka cevap yok. Tasmalarına bakın yani. 20 metre. Bu mu önleyecek hayvanı? Böyle tasma oynatarak emirler veriyorlar, sıçtırıyorlar. Artı telefondan sinyalla. Telefon sinyalı değilse tasmayla. Her şey yaptırabiliyorlar bu hayvanlara. İstedikleri kez avlatabiliyorlar. İstedikleri şiddette, istedikleri yerde. İstedikleri yerde sıçtırıyorlar, işittiriyorlar ve çimenleri yolduruyorlar, şu vaki gibi. Ve biz merhametliyiz, sevgi doluyuz diye geçiniyorlar be bu komşu katilleri, işkenceciler. Polis bey. Bu apartmanda kaç kişi ölmüşse hiçbiri ecelinden değil. Hepsi zor olsa. O kadarını biliyorum. Polis bey. Cinayettir hepsi. Akşam yaklaşıyor, bu kadar bilgi yeter. Tonlarca belge yayınladım. Bu şeytanın zararlarına dair. Zonos olarak, uçuşan parazitler olarak, havlamanın yaptığı olarak, bir tane daha fırladı. Mahkemedeki, mahkemede tanık olan, o kadar bilgi, belge, hatta tarih yayınladım ve bunlar suçlanmıyor be. O kadar görüntü yayınladım, plase plase zonoslar hakkında. Penceremin karşısındaki bu desibelli havlamalar hakkında. İnsanları hasta ediyormuş. Hem fiziksel hem ruhsal. Diğer şeyler ise öldürücü hastalıklar. Ve bu güçlü isimlere işlem yok. Kim suçlu bulunacak? Burada pislikleri önlemeye çalışan, uzaklaştırmaya çalışırken saldırılara uğrayan, iftiralarla, kumpaslarla, Oscar'lık rollerle, rapor, doktor raporu alanların hikayesi olmasıyla ben
Kaç linç yedim. Beyzbol sopalı, beyzbol sopalı taşlar attılar. Anlatım daha önce burada galiba. Her gün biri gelip şeytani şekilde adli davaya düşürmeye çalışıyor. Hiç doymuyorlar davalara. Kim bilir kaç kişiyi içeri kapattılar bu şekilde. Kanserli ölmeden önce söyledi yani. Daha önce diyalizden ölen hanım da söyledi. Oğlum bu kedilere bir şey yapma, seni içeri kapatırlar. Sanki biz bir şey yapıyoruz kedilere. Veya kanserli ölmeden önce. Bunlarla uğraşma, seni içeri kapatırlar. Neden, daha önce birilerini kapattılar mı dedim. Evet. Cevap oydu. Evet, çok kişi. Kurdukları kumpasa bak be. Ey millet, bu fitneyi Türkiye'den yok edin. Bitirecekler sizi be. Hiçbiriniz bir şeyin sahibi olamayacaksınız. Kendi ülkenizde kiracı olacaksınız. İstedikleri an sizi ortadan kaldıracaklar. Yediğiniz şeyleri Zonos'a boğacaklar. İşe giderken duraklarda, metrolarda Zonos'u yiyeceksiniz. Yavaş yavaş. Hiç aceleleri yok. Evet, köşede bu polis görüntüsüyle kapatıyoruz. Aklını kullanan uyanır. Özellikle Allah'ını seven varsa. Çünkü bu şeyler merhamet, sevgiyle alakalı değil. Bir fitne. Zonos bilgisi belli. Diğer anlattığım şeyler. Hepsi araştırmalardan belli. Bilimsel araştırmalar bunlar. Ve bugün son gördüğüm ki kanserlerin nedeni anlaşılıyor. Komşulara olan. İlk kanser DNA'ya göre köpeklerle ortaya çıkmış. Neden? Çünkü kedileri araştırmadılar daha. Fakat ben araştırdım. Toksoplazma kansere kadar sürüklüyor. Artık uyanan uyanır. Bu şeytanların tezgahına baş kaldırır. Dinimize yakışan en iyi şekilde. Çünkü hedefleri dinimiz, camilere yapılanlardan, hastalarınıza, mezarlarınıza yapılanlardan, evinize, kıblenize yapılanlardan belli. Ezana havlatmalarından, yayınladıktan sonra susturabilmelerinden belli. Böyle bir şeytani tezgahla karşı karşıyasınız. Ve burada da havlama geldi. Çünkü davacı, davada, mahkemede şahit olan buraya soktu köpeğini. Kesinlikle konuşmayı İlmi Türkmen duydu.
Evimin içi çınlıyordu. Şuralarda oturuyorlar. Balkonda oturup veya odasının içinde oturup duyabilir o şeyleri. Ki tahminime göre buradaki kalabalığın arasındaydılar. Belki o konuşmanın yazarı bile olabilirler. Bunlara uyanların, Allah var diye inananlarına sesleniyorum. Fitneye kandınız. Derhal bu işten geri dönün. Çünkü komşularınız katlediliyor. Bir pislik o, bir sinek o, bir çiş o. Nitrojen ve fosfor kalp krizine kadar neden. Solunum yetmezliğine, astıma, epilepsiye bile. Neydi Türkçesi onun be? Tıp diliyle söylüyorum. Daha birçok organ hastalığına, böbreklere özellikle. O yüzden bu apartmanda her zaman diyaliz hastası oluyordu. Kaç tanesi öldü? İyice izleyin bunu, uyan. Bunlara yardım eden, arka çıkanlara kimler olduğuna dair sizleri nasıl inandırabilirim bilmiyorum. Fakat burada yaşadıklarım ordu kadar, 7'den 70'e çocukları bile kullandılar. Çok şey mi istedik biz? Plase plase pisliklerini apartmanınızın karşısında uzak tutmalarını, hayvanlarıyla demirin dibine kadar ileri geri ileri geri içmemelerini, çünkü alerji yok. Fakat şurada gördüğünüz kedi gibi bir git bir gel. Böyle insanları çaresiz bırakıyorlar ve uçan maymunlarla, hastalık inlerle bitirmeye çalışıyorlar. Bakın kazıyor orayı, çünkü oraya sıçacak. Aynen öyle yapıyor. O yüzden buradaki engelleri kaldırdılar. Bokhane olması için. Burada yediğim küfürler, tehditler, aileme, sülaleme saymakla bitmez. Hemen hemen her birinden turnikede yolumu bekliyordular ben geçerken küfür sallamak için, anıma sülaleme. Bunu da yaşadık. Bu millete uyanın. Türkiye'nin başına şeytan konmuştur. Kara kedri, sen nereden çıktın lan? Nereden belli? Bar, kafe, kuaförden. Tam oraya doğru gidiyor. Böyle pasta saçıyorlar. Büfe, bar, kafe, kuaför. Burada komşulardan bile bu işin içinde olanlar var. Onlardan diğer öne paspaslaşma. Asıl yöneten orası. Hiç dinmiyorlar. Geceye gireceğiz. Tekrar sinekler basacaktır. Her zamanki gibi. Tahminimiz bu. Toz kadar olabilir kameraya çıkmamak için. Ve işkenceleri yiyeceğiz. Her gece olduğu gibi. Sümüklü böcekleri çoktandır yapmadılar.
asit gibi yakıyorlar. Sinek uçkası. Hepsi. Tahminen bu büyük kanatlı sinekler onlardan doğuyor. Büyük kanatlı, toz kadar küçük olan. Güveler ise böyle sanki serpiliyor gibi ortaya çıkıyor.